Gücü'nün 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Süper Lig oyuncularıyla EA Sports oyunu coşturuyor. Gerçekten dehşet videolar çekeceğiz. Fena transferler yapacağız. Ama sizlere söylemem gereken çok önemli bir şey var. Yani bu video sizin like'larınızla yürüyor. Sizin like'larınızla benim coins bütçeme ekleme yapılıyor. Birazdan coins bütçelerinin hepsini de söyleyeceğim. Ama geçen bölüme sadece 1200 beğeni gelmiş. Ve bu sebeple de en son Türk Gücü bölümü 9 gün önce gelmişti. Ve şimdi yeniden geliyor. Yani 9 günde 1 mi istiyorsunuz? Yani bizim has tayfaya ne oldu? Bizim her videoya like atan tayfaya ne oldu? Yardırın şu like'ları önemsemiyorsunuz. Ben atsam artmayacak ki zaten. Bir like'tan ne olur ki diyorsunuz. Ama valla bunu böyle düşündüğün için sen gelmiyor ve coşamıyoruz. Gerçekten fena coşabiliriz. Şu an bütçemiz yine çok yüksek. Geçen bölümden de kalan vardı. Yardırsaydınız bölüme hemen çabuk bölüm gelecekti. Hem de bütçemizde de yüklenme olacaktı. Hem de çok daha keyifli, çok daha güzel, çok daha sınırsız bütçeli bir video izlemiş olacaktınız. Yani kankam sen de like at ki bu video 2000-3000 beğeni olsun. 1500 beğeni de yeni bölüm geliyor. 1500 beğeni olmazsa da sıradaki bölüm 10 gün sonra falan gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şu like'ları yardırın bizim has sayfaya. Ne oldu? Bizim has tayfaya ne oldu kankam? Hadi gir şu has tayfaya, like'ını at. Ve coins bütçemiz şu kadardı arkadaşlar. Ve 1200 beğeni atmışsınız. Ve coins bütçemiz şu anda bu şekilde oldu. Yani 1200 beğeniyle bile 16 milyonu geçtik. Şimdi dehşet transferler yapacağız. Hemen Türk Gücü'ne giriyoruz. Her attığınız 200 like 1 milyon coins ediyor. Bu videoya çok fazla like geleceğini tahmin ediyorum. Bakın ben böyle bir konuşma yaptığımda geliyor. Yardırıyorsunuz, yardırırsınız. Ben size güveniyorum. Benim as tayfa zaten yardırır. Bu sebeple bir like şeyine kontrol et. 1200'ü falan geçtiyse direkt like at. Geçmediyse de geçsin diye like'ını at. Senin o bir like'ın birden fazla. Buna emin olabilirsin. Çünkü bu videoda ben böyle konuşma yaptığım için herkes yardıracak, herkes bakacak. Bakın arkadaşlar 1400 beğeni olsa şu an coins bütçem 1 milyon daha fazla olacak. Çok basit yapabilirsiniz bunu. Hadi güveniyorum size. Şimdi zaten dehşet transferlerimiz var. Hemen önce karşı hatamızı oynayacağız. Transfer hakkımıza bakacağız. Sonrasında da teke tekemizde gireceğiz. Bu arada kadroda Rossi vardı. Şu an bugün oraya bir oyuncu alacağız Rossi'nin yerine. O yüzden Rossi'yi sattım zaten. Kadroda olmayacaktı. Çıkacaktı. Haberiniz olsun. Hadi bakalım kaç gol atabileceğiz. Mata. Hadi Mata. Ver pasını. Güzel abi. Pedro dön. Pedro vur bakayım. Pedro ah be. Abi nasıl kaçar? Bu arada bir gol attım ben arkadaşlar. Hadi abi Pedro al topu. Alamadı. Bir gol yetmez. Bir gol yetmez. Ne bir golü? Ne bir golü? Bir gol yetmez bize. Bir gol bize yetmez. Pedro hadi. Hadi Pedro. Abi geçmen lazım. Geçmen lazım. Nasıl geçeceksin acaba? Acaba nasıl geçeceksin? Abi birazcık daha hızlı ve iyi oynar mıyız? Fırsatlar biraz daha iyi gelebilir mi? Bu ne ya? Mertens at şunu. Mertens gol at. Mertens ya atsana abi. Topa vurmuyor sonra vurunca da iyi vurmuyor ya. Bu fırsatlar ne bu arada? Bu kadar da kötü olmaz. Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar nasıl gol atacağız? Pedro aldı topu. Pedro. Pedro ver. Vur. Pedro. Aferin Pedro. Çok iyi oldu bu ikinci gol. Valla hemen bir tane de atmam lazım. Ya abi bu fırsatlar ne ya? Şaka mı? Tamam zor ver de bu kadar zorlukta. Anormal abi şaka mısın ya? Gerçekten. Ya Allah kahretmesin. Arkadaşlar yemin ediyorum şaka gibi ya. Ya abi. Mertens at bunu. Oh. 3 tane attık en azından arkadaşlar. 3 tane transfer yapabileceğiz. Yani gerçekten çok ilginç. Çok ilginç bir durum var. 3 tane atabildik ve fırsatlar gerçekten inanılmaz sinir etti beni. Neyse en azından 3 tane attık. En az 3 gol atmamız lazım zaten. İyi oldu. 3.'yü de atamıyordum neredeyse. O pas geçmese Pedro'nun atamayacağız. Şimdi arkadaşlar hemen transferlerimizi yapmaya, yardırmaya başlayalım. Bayağı bir coşturacağız. 3 transfer yapacağız ama bir oyuncuyu geliştirebiliriz. 4. transfer bu oyuncu da alabiliriz ama coins bütçemiz yeterse daha fazla like atsaydınız kesin yetecekti. Şimdi zor. Mesela Pedro'nun 100 gen kartını alamıyoruz. Niye? Tek başına adam bizim coins bütçesini aşıyor. Gelin bakalım Pedro'ya arkadaşlar. Ya da Mauro Icardi'yi alamıyoruz. Birazcık like'ları yardırın. Valla ben like seviyesini de yükselteceğim zaten. Her like'ın verdiği coins'i de yükselteceğim ama bakın Pedro kaç milyon? Pedro 11 milyonu alınıyor zaten. Gerçekten zor arkadaşlar. Pedro zaten 11 milyon. Gelin bakalım. Mauro Icardi'ye bakalım. Şu an Mauro Icardi'yi tek başına bile almak istesek büyük bir ihtimalle alamıyoruz ki zaten pazarda yok. Çok uğraşmamız gerekir ama 18 milyon teklif veriyorlar adamı. Şu coins'leri birazcık yardıralım. Şimdi bugün inanılmaz coins harcamadan bir çok güzel bir harcayacağız arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi takımımıza geliyoruz. Takımımızda şimdi sağ bek, sol bek ve bir tane de hücum oyuncusu alacağım. Şimdi o zaman hemen arkadaşlar hücum oyuncularımızı, sağ bekimizi, sol bekimizi seçeceğiz. Sağ bekime arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu. EA Sports sonunda özel kartını çıkardı onun. Ve pazarımıza geliyoruz. Aramamıza geliyoruz. Ve Ferdi yazıyoruz. Arama diyoruz. Arkadaşlar şu gelişim, şu güzelliğe bakın. Hollandalı yazıyor, yanlış yazmışlar. Ferdi Türk.
şeyinde oynuyor yani. Türk statüsünde oynuyor. 2 milyon 930 bin coin sadece son bir tane kalmış pazarda. Ve onu da biz alıyoruz. 92 gen sağ kanat bek Ferdi Kadıoğlu. Hemen arkadaşlar emirlerime gelip kadroya ekleyeceğim. Ben Ferdi'yi çok severim. Ve özel kartının gelmesine de çok sevindim ama inanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Ya pazarda son bir tane vardı, aldık. Bir anda onu almışlar, üstüne 3 tane teklif vermişler. Bunu ne ara yaptınız ya? Ya bu ne ara olmuş olabilir ya? Gerçekten şimdi bunun gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ve o zaman aha geldi. Çok güzel, tamam geldi. 2 milyon 930 bin harcadık. Şu anda bütçemiz ekranda görüldüğü gibi arkadaşlar 2 milyon 930 bin harcadık. 16 milyon 90 bin vardı sanırım, hemen hesaplayalım. Arkadaşlar 13 milyon 100 bin civarında bir coinsimiz oldu. Şu anda ekranda görüyorsunuz ne kadar coinsimiz kaldığını. İlk transferimizle beraber bu kadar coinsimiz kaldı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nu alıyoruz. Ana sayfamıza geliyoruz. Ve UL transferler bugün kadromuzu coşturacak. Ferdi'yi kadroya koyunca size yine bir şey göstereceğim ben hemen arkadaşlar, ama filtreye hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ben Ferdi'yi buldum buradan. Sağ kanat bek olarak Ferdi Kadıoğlu'nu da buraya ekledik. Ve arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu mükemmel bir şekilde kadroya geldi. Şu an 99 yani 72 kimyadayız. Ve arkadaşlar şu anda teke tek maçımıza daha girmedik. Girmeden bir gol krallığımız ekrana yansısın bakalım. Gol krallığımız görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi arkadaşlar en son. Bakalım yeni oyuncular falan gol krallığında neler yapacak, nasıl oynayacaklar. Bunu da hep birlikte sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman yeni transferimiz, sıradaki transferimizi alacağız. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman sıradaki transferimiz. Ana sayfaya geliyoruz, pazara geliyoruz. Gerçekten pahalı bir transfer alacağız. Arama kısmına geliyoruz ve Patrick Van Aanholt'u şu an sizlerle birlikte alacağız. 6 milyon 100 bin coins'e var arkadaşlar. 6 milyon 100 bin coins satın al dedik. Onayladık, 6 milyon 100 bine büyük bir ihtimalle gelecek şu anda arkadaşlar. Ve 6 milyon 100 binde Patrick Van Aanholt'a veriyoruz gibi duruyor. Bakalım veriyor muyuz şu an, verdik mi 6 milyon 100 bine? Gerçekten haydi artık, gel artık Van Aanholt. 6 milyon 100 bine de Patrick Van Aanholt'u aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten müthiş görünüyor. Şimdi 6 milyon 100 bin coins'e Van Aanholt'u alınca da coins bütçemize hemen bakalım. Arkadaşlar şu anda ekranda da çıktı. 7 milyon 60.500 coins'imiz kaldı. 7 milyon 60.000 coins yani kaldı şu anda harcama limitimiz. Siz like atın, bunları yükseltin bakın. Sol bekimize geliyoruz. Ve sol bekimize de Patrick Van Aanholt'u alıyoruz. Sıradaki alacağımız oyuncu umarım 7 milyon 60.000'den pahalı değildir. Pahalıysa büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Şu an 100 gen olduk. İlk defa 100 gen olduk ve 64 kimyadayız. Ve şimdi arkadaşlar sıradaki transferimiz Bertrand Traore olacak. Başakşehir'den, gerçekten dehşet olacak. Mükemmel olacak. Pazarımıza giriyoruz. Aramamıza geliyoruz. Ve Bertrand Traore geliyor sizlerle birlikte şu anda. 7 milyon 60.000 bütçemiz var. Oha! 4 milyon 980 bin coins mi? Hızına falan bakalım. Umarım çok hızlıdır. 106 hız. Oo! Arkadaşlar bitiriciliği falan da iyi. Vallahi gol kralımız falan olabilir ha bu adam bizim. Bugün inşallah atar bakalım. UL transferlerimiz coşturabilecek mi hesabı, kadroyu? Kadroyu coşturuyor bu arada kesinlikle. Ama bakalım başka neleri coşturacak. Maçlarda da gol krallığını falan coşturacaklar mı? 4 milyon 980 bin coins'te Bertrand Traore'ye verdik arkadaşlar. Bakalım ne kadar coins bütçemiz kaldı. Hemen onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi 2 milyon 80 bin coins bütçemiz kaldı. Bu sebeple de hepiniz like'ları yardırıyorsunuz. Bu video 2000 beğeni geliyor ve 10 milyon daha bütçeye ekleniyor arkadaşlar. Daha da fazla eklenecek ilerleyen bölümlerde. Sizler yardırmaya devam edin. Durmadan like atın. Şu anda 2 milyon 80 bin bütçemiz var. Haberiniz olsun. Şimdi Gezal'ı ben bir sol tarafa atıyorum. Ve sağ orta sahaya geliyorum. Bertrand Traore'yi buraya yardırıyorum. Buraya ekliyorum. Ve arkadaşlar ana sayfaya geldiğimizde şu anda 102 gen 82 kimyadayız. Gerçekten kadro dehşet oldu. Müthiş oldu. Harika oldu. Yedek kulübemizde kimler var bu arada? Hemen bir bakalım yedek kulübemize de. Bir tane Michy Batshuayi'mizde yedek kulübemizde duruyor arkadaşlar şu anda. Pedro, Mertens, Dele Alli,
Bertrand Traore, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Szalai, Gezal, Anholt, Mertens, Mata, Çağlar ve Uğurcan Çakır. Şu anda arkadaşlar birazcık dengeler değişmiş olabilir. 2 tane Beşiktaşlı oyuncu var. 3 tane Galatasaraylı oyuncu var. 1 tane milli oyuncumuz var, Çağlar Söyüncü. 3 tane Fenerbahçe'den var. 1 Trabzon, 1 Başakşehir. Yine dengeli biraz ama hani Beşiktaş'tan bir tık az var. Trabzon'dan bir tık az var. Böyle böyle bölümler olacak. Beşiktaş'tan daha çok oyuncu olduğu bölümler de olacak. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ama şu anda Başakşehir, Trabzon ve Fenerbahçe'nin çok oyuncusu gelecek. Bu UEL döneminde haberiniz olsun yani, şimdilik bu şekilde ama daha ileri de olacak. Şimdi tek tek maçımıza gireceğiz. Gol krallığını zaten sizlere göstermiştim arkadaşlar. Şu anda bir gol krallığı tam ekran olarak da bir gelsin arkadaşlar. Koymayı unutmazsam koyacağım şu anda da. Gol krallığı da bir geliyor. 102 gen olduk, 84 kimya olduk ve bakalım arkadaşlar nasıl bir durum oluşacak, hep birlikte göreceğiz. Traore hangi ayaklı? Traore solakmış. Traore solakmış arkadaşlar. Şöyle çekip vururuz Traore ile. O yüzden sağda oynasın, güzel olur. Sol ayağı 5 yıldız yani. Uğurcan Çakır da değişebilir yakında. Bakalım neler olacak. Umarım maçı kazanırız ve kimse silinmez. Hemen Division Rivals'a giriyoruz. Teke tekimize giriyoruz. Umarım kazanırız ve kimse silinmez. Yenilirsek çok büyük sıkıntı zaten. Oyna dedik. Ve bakalım rakibimiz kim gelecek ve içlerinden geçebilecek miyiz? UEL transferimiz, Avrupa Ligi transferlerimiz, bakalım başımıza neler getirecek, hep birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım, maçımız başlıyor. Güzel bir galibiyet bekliyoruz Türk gücümüzden. Türk gücü München takımımızla, logomuzda Türk gücü München. Ve bakalım Türk gücü Münih takımımız arkadaşlar. Bayern Münih'in München'ı ama bu Ülü München yani, Bayern'in de, Bayern'de herhalde Ü yoktur. Yani gerçekten Bundesliga 3. Lig'de Türk gücü diye takım olması çok güzel oldu bizim için. Oyuncularımız sahaya Türk gücü formalarımızla çıkıyor. Gerçekten Türk gücü formaları müthiş. Bu öneriyi yaptığınız için de bu arada yorumlarda teşekkür ederim. Ve bakalım rakibimizin ve bizim kadromuza, zaten rakibin kadrosu yarım yamalak gözükecek yine her zaman olduğu gibi. Evet, hızlı bir şekilde geçti burası. Ve arkadaşlar haydi bakalım neler olacak. Bertrand Traore sağdan uçtu. Traore uçtu. Traore geçti mi? Traore geçemedi, ah be. Ama Mata, Mata ver pasını, verdi Pedro'ya. Pedro çek, Pedro çekti, çok güzel çekti. Pedro vuramadı. Ceza sahası içinden ama vuramadı. Tekrardan Bertrand Traore aldı şimdi. Bertrand Traore içlerinden geçiyor rakibin. Bertrand Traore çevir. Çevirdi Bertrand Traore. Pedro boş kale ve gol. João Pedro. João Pedro'dan gol geldi. Kaçıncı golü bilmiyorum. İlk golü olabilir. Geçen videoda geldi zaten sanırım. Abi Traore çok iyi ya. Çok hızlı arkadaşlar. Fena hızlı. Tam da zamanında pası verdi. Kale bomboştu. Kaleciyi yatırdıktan sonra verdi. Rakip de maçtan mı kaçıyor? Ne oluyor artık bilmiyorum. İçinden geçeceğiz ama arkadaşlar, belli oldu gibi yani. Rakip maçtan kaçtı. İlk golümüzde Bertrand Traore ile içinden geçince rakibimiz maçtan kaçtı. Daha biz çok rakibin içinden geçeriz bu kadroyla. Mertens Pedro'ya çok iyi pas. Pedro, Dele Alli. Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, mükemmel bir gol. 2-0 oldu. Dele Alli gol rekoru kırmaya çalışacağız bugün. Gol krallığı bizi bayağı bozacak bugün. Bayağı uğraşacağız gol krallığını yazarken. Yani bugün bu videonun editi uzun sürecek arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Dele Alli'den de bir gol geldi. Gerçekten müthiş. İyi paslaştılar. Bayağı iyi paslaştılar şu anda. İçerisi bomboş. Atilla Szalai'den müdahale gelmedi. Hocam. Ya abi dokunmadım bile ya. Hadi Uğurcan. Hadi Uğurcan, temel bir kart penaltı tutabilir mi, hiçbir fikrim yok. Mario Götze ile geliyorlar. Bakalım 15 dakika sonra vurur tabii ki, bilgisayar vuracağı için 15 dakika sonra vuracak. Geliyor sonunda. Hadi Uğurcan. Uğurcan diğer köşeye atlasan büyük ihtimalle tutacaktık. İlk yarının sonunda 2-1 geri düştük. Saçma sapan bir pozisyon yedik. İyi paslaştılar orada ama yine de gol yemezdik. Saçma sapan bir penaltı yani gerçekten. İlk yarı 2-1 önde bitirdik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Gezal, plase, Gezal, ah be. Abi çok daha iyi vurabilirsin sen ya. Çok daha iyi vurabilirsin sen Gezal ya. Batshuayi bu arada oyuna girecek. João Mata, Mata, Gezal, Gezal'dan pas. João Pedro çıkmadan uzaklardan sert bir şut, asfaltla dışarıda. Pedro müthiş vurdu. Ondan sonra da zaten oyundan çıkıyor. Batshuayi oyuna girecek. Ferdi şimdi verdi pasını. Mertens, Batshuayi, Michy Batshuayi. Bertrand Traore'ye müthiş pas. Bertrand Traore asfaltla dışarıda. Sağ ayak, ters ayağı 3 yıldızdı. Sağ ayağına değil de sol ayağına gelse şu pozisyon müthiş olurdu ama çok iyi paslaştık. Ferdi hızlı dön Ferdi. Çabuk dön Ferdi. Geliyorlar. Geliyorlar. Maç bu arada 2-1 sadece. Van Aanholt müdahale yapamadı. Hulozek. Kaleci Uğurcan tut. Abi ikinci yere atak oynayayım dedim ben. Ne yaptım? Dakika 78. 2-2 oldu. Ya abi nasıl pozisyon yedik ya?
Nasıl yeriz pozisyon ya şu rakipten, bir de bilgisayara karşı. Çok hızlı gol atmamız lazım. Ferdi durma Ferdi, koş Ferdi. Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Batshuayi içeride, arka direkte bomboş. Ferdi açtı ortayı. Batshuayi vur. Batshuayi, bu nasıl bir vuruş? Çabuk abi çabuk kullan, bu bekleyecek şimdi 2 saat. Hayır ya. Abi maç bitecek ya. Abi geliyorlar, gol mü yiyeceğiz? Salahi, hadi abi. İzin ver hakem, izin ver hakem. Abi ben nasıl yenemedim bu rakibi? 2-2 bitti arkadaşlar. Gerçekten maçı ciddiye almadım. Ben daha çok farklı öndeyim falan zannediyorum ya. Bakın görüyorsunuz. Ciddiye almayınca, rakibi önemsemeyince böyle şeyler başına gelebiliyor insanın. Bizim goller falan kaçtı. Ah be abi, 2-2 bitti ama coşturacağız, coşturacağız. Beraberlik, puan durumu yapıyor muyduk? 4 puan mıyız şu an? 7 puan mıyız artık bilmiyorum. Bunu da diğer videoda puan durumundan da bahsedeceğim sizlere. Bu videoda puan durumunu söylemeye gerek yok ama bir yenilgimiz vardı sanırım hatırladığım kadarıyla. Yani gerçekten çok ilginç. Berabere kaldık arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorum şimdi. Takımımıza gireceğiz. Ve arkadaşlar kadromuz bu şekilde. 3 oyuncu joker olacak. Beşiktaş'tan, Fener'den ve Galatasaray'dan birer oyuncu jokerleyeceğim ve çarkı çevireceğim. Bakalım ne olacak. Bir de Traore'yi belki jokerleriz. 4 joker hakkımız var mı yok mu orasına bakacağız. Hadi o zaman çarkımıza gidelim. Arkadaşlar Beşiktaş'tan Gezal, Dele Alli arasından gol attığı için Dele Alli'yi jokerledik ve diğer oyuncularda hep yeni transfer Van Aanholt, Ferdi ve Traore'yi de jokerledik ve bakalım arkadaşlar şimdi çarkımızı çevireceğiz. Bakalım kim gelecek, ne gelecek? Haydi o zaman çarkımızı çevirdik. Bakalım kim çıkacak? Jokerlerden biri çıkarsa çok sevineceğim. Joker dışı bir şey çıkarsa çok sıkıntı olacak. Hadi Ferdi de kalsın. Ferdi de kaldı. Arkadaşlar joker geldi. Yani Ferdi yerine João Pedro daha iyi diye João Pedro'yu falan jokerleseydik siliniyormuş Ferdi ama Ferdi jokerlemiştik. Yani eğer Ferdi'yi jokerlemeseydik şu an siz de arkadaşlar yorumlara Ferdi yazmanız gerekiyor. Yoksa silinecek en az 200 beğenili yorum falan lazım diyecektim ama yine de siz yorumlara yazın. Ferdi silinmemesini isteyenler yorumlara yazsın bakalım. Zaten silinmeyecek, jokerdi ama yine de yorumlara yazın bakalım kimler istemiyor, kimler sevdi Ferdi'yi. Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Güzel video oldu ve gol krallığının son durumu da şu an ekranda. Gol krallığında Pedro'nun da golü gelmiş oldu. Delali'nin de ilk golü olabilir. Pedro'nun da olabilir. Sizler şu anda canlı canlı görüyorsunuz zaten. Bakalım ne durumdaymış. Ben de editlerken göreceğim zaten. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.